Merhaba değerli arkadaşlar. Evet 7. ünitemizde postmodernizm konusunu ele alacağız. Evet bu üniteyi tamamladıktan sonra modernizm ve postmodernizm kavramlarını açıklayabilecek, postmodern edebiyatın özelliklerini ve temel kavramlarını açıklayabilecek, postmodernizmin temsilcilerini ve eserlerini sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceğiz. Gelelim postmodernizme. Bugün pek çok farklı akademik disiplinde sanatta ve eleştiride postmodern ifadesi yaygınlıkla kullanılmaktadır. Belki son dönemlerde en çok kullanılan ifadelerin başında gelmektedir. Başlangıcı tam kestirilemeyen ama genellikle 1960'lı yıllara dayandırılan bu akım 1970'lerde yaygınlaşmaya, 1980'lerde ise yoğunlukla akademik çalışmalara konu olmaya başlamıştır. 1980'lerin ortasından itibaren giderek artan bir ilgi gören postmodernizm Günümüzde hakkında yazılmış yüzlerce kitap, makale ve yapılmış sayısız tartışmayla çağımızın en ilgi çekici akımı olarak görünüyor. Aslında postmodernizm öylesine heterojen ve çok parçalıdır ki klasik anlamda bir akım olabilecek ortak özellikleri bile çoğu, gö çoğu zaman tanımlayamamaktadır. Bunları göstermemektedir. Daha çok her türlü üretime, iletişim biçimine, üretim ilişkilerine sızan ve onları yeniden yorumlayan bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Postmodernizm ortaya çıktığı yıllardan bugüne giderek farklılaşmış, çeşitlenmiş ve temelindeki çoğulculuk düşüncesi daha da egemen hale gelmiştir. Temellerini Derrida, Lyotard, Baudrillard gibi Fransız post yapısalcılarından alan akım özellikle son 30 yılın her türlü sanatsal üretiminin içine sızmıştır. Postmodernizm temelde felsefenin başlangıcından beri ön plana çıkartılan logos merkezci düşünceye itiraz eder. Batı dillerinde post, sonrası anlamı veren bir önektir. Yani postmodernizmin kelime anlamı modernizm sonrasıdır. Postmodernizm felsefenin üzerine oturduğu büyük anlatıları reddeder ve gerçeğin kurgu olduğunu iddia eder. Mimariden müziğe, resimden edebiyata sosyolojiden psikanalize uzanan pek çok alanı dönüştürür ve yeniden tanımlar. Postmodernizmin üzerinde uzlaşılmış ve eksiksiz bir tanımını yapmak neredeyse oldukça zordur. Postmodernizm yeni bir kuram ya da sistemli bir yapı sunmaz. Daha çok modernizmin norm, değer ve yöntemlerini sorgular ve bunların dışına çıkmaya çalışır. Postmodernizmi anlayabilmek için içinden çıktığı modernizmi de anlamak gerekir. Postmodern düşünce akılcılığı ve mutlak bilgiyi temel alarak onun üzerinden iktidar kuran modernizme çatışır ve ona itiraz eder. Postmodernlerin modernizme ve onun çıktılarına bakış açısı şu şekilde özetlenebilir. Geleneksel yani modern öncesi dönemde otorite tanrıya dayandırılıyordu. Modern çağda ise akla. Kanun geleneksel dönemde tanrı istediği için öyle yapılıyordu. Modern çağda ise bilim öyle emrettiği için. Postmodernizm ise bu tür nesnelliğe, bu tür nesnellik zeminin meşrulaştırdığı sistemlere karşı çıkmakta. Bilim de diğer bilgi türleri gibi bir anlatıdır. Nesnel bilgi yoktur. Moderniteden postmoderniteye geçişi hazırlayan tarihsel, ekonomik, felsefi, sosyolojik koşulları konusunda kuramcıların yaklaşımları temelde demokratikleşme, heterojenleşme, kadın hareketi ve enformatik devrimi temelinde şekillenir. Bunları merkeze alarak şekil bulmakta. Tarihçi Mark Poster, modernist düşüncenin insanlığa mutluluk getireceği düşüncesinin 20. yüzyılın ikinci yarısında sorgulanmaya başladığını söylemekte. Postmodernizm gördüğü büyük ilgiye karşılık özellikle Marksist eleştirmen ve düşünürlerce eleştirilmiştir. Marksistler akıma hem ilgi duymuş hem de çeşitli eleştiriler yönetmişlerdir. Bu eleştiriler geniş bir çeşitlilik gösteriyor olsa da birkaç temel başlık şu şekilde sıralanabilir. Düşünüyor gibi yapıp düşünmemek. Her şeyi söylemle, dil oyunlarıyla açıklamak. Bu tartışmalar bir yere kadar anlamlı olsa da nihayet gerçek hayatta bir eylem gücünün olmayışı, yani düşünceyle eylemin bağlantısını kesmek. Bunlar temel eleştiriler içerisinde.